İnsanların değişime direnmelerinin bir nedeni kazanmaları gerekenler yerine bırakmaları gereken şeylere odaklanmalarıdır. Değişim olmadan ilerlemek mümkün değildir ve fikirlerini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Evet, sıcak duş almak yerine soğuk duş almak. Mükemmel bir fikir değişikliğe girdim. Engin biraz sert ister misin? Olur mu? Yok yok, keyifine bak. Tamamdır. Şimdi... Ya durduralım gitsin. Şimdi aklınızda iki soru oluşmuş olabilir arkadaşlar. Engin neden duş alırken kendine video çekiyor ve sıcak duş almak varken neden soğuk duş alsın? Bugün bunun filmi geliyor. Soğuk duş almanın düşüncesi bile tüylerimi diken diken eden bir şeydi benim için arkadaşlar. Ama şu anda o korkumu yenmiş ve üstesinden gelmiş durumdayım. Yani bir nevi fikirlerimi değiştirebildim soğuk duşa olan. Peki ben ne zaman buna başladım ve neden soğuk duş? Şimdi ona gelelim. 4 ay önce Ukrayna'da yaşadığım zamanlar Wim Hof, diğer bir ismiyle buz adam ile ilgili videolara denk geldim. Kendisi insanoğlunun yapacaklarının bir sınırı olmadığının mükemmel bir örneği. Kuzey kutbunda tek bir nefeste buz kütlesinin altında 80 metre yüzmüş ve vücut ısısını 1 derece düşürmeden buzun içinde 2 saate yakın durmuştur. Nefesin gücü, soğuk duş ve meditasyonu barındıran kamplar düzenleyerek herkesin kendisi gibi olabileceğine inanan bir insan. Ve bunları sadece söylemekle kalmıyor, bilim insanları ile çalışarak olabildiğince kanıtlıyor. Buz adam ile ilgili bu bilgileri öğrendikten sonra üzerine biraz daha araştırma yaptım. Buna benzer nasıl bir şey deneyebilirim diye. Daha sonra soğuk duş olabileceğini düşündüm ve soğuk duşun yararları nelerdir diye Google'a yazdım. Kanıtlanmış, kanıtlanmamış birçok şeye denk geldim arkadaşlar. Ama tabii ki denemeden bilemezdim ve Ukrayna'da denemeye başladım. 2 haftanın sonunda biraz sıcak, biraz soğuk derken bıraktım. Çünkü gerçekten çok rahatsız ediciydi ve soğuktu. Ve sıcak duşun rahatlığı vardı bir kenarda. Ve başarılı olamadım. Daha sonra 19 Ocak'ta Sri Lanka'ya geçtiğimizde hayatımda ilk defa gördüğüm bir şeye denk geldim arkadaşlar. İnsanların evlerinde banyo yapacakları herhangi bir sistemi yoktu. Ve birçoğu göllerde banyolarını gerçekleştiriyordu. Ve bu göller öyle normal göller değil, birçoğu timsahlı gölden bahsediyorum. Ve birçok insan bu şekilde ihtiyaçlarını karşılıyor. O anda tekrardan ne kadar rahat bir yaşamımız olduğunu fark etmeme sebep oldu. Şu andaki hayatıma baktığımda benim çoğu zaman anlattıklarım rahat alandan, diğer bir ismiyle konfor zonundan çıkıp kendini geliştirmekti. Şimdi videonun başlangıcında söylediğim söze gelelim arkadaşlar. İnsanların değişime direnmelerinin nedeni kazanmaları gerekenler yerine bırakmaları gereken şeylere odaklanmalarıdır. Sıcak duş yerine soğuk duş alma kararı ile sadece sıcak suyun verdiği 5 dakikalık keyiften olacaktım. Ama kazanacaklarım neler olabilir diye düşündüm ve tam anlamıyla denemeye karar verdim. Bugün 25 Mart Pazartesi arkadaşlar. Her gün soğuk duş almanın çekimlerinin ilk günü. Başlangıç biraz zor ilk başta girmesi. Evet. Bugün soğuk duş almadı. İkinci gün arkadaşlar. Büyük ihtimalle de saçımı son olarak uzun gördüğümüz gün olacak. Çünkü bugün akşam ya da yarın kestirmiş olacağım. İlk birkaç gün tabii ki kolay olmadı. Soğuk suyla ilk temastaki tepkilerim açıkçası bayağı komikti. Bunun en büyük şahitlerinden biri Lena. Şimdi videolarla beraber siz de oldunuz arkadaşlar. Suda geçirdiğim 35 böyle 45 saniyeden sonra vücudum biraz alışır gibi oldu. Böyle hissediyordum ama su hala çok soğuktu benim için. Burada en önemli şeylerden biri nefesinizi ayarlamak. Nefesinizi ayarladıktan sonra o kadar soğuk olduğunu hissetmiyorsunuz. Ama şöyle bir stresle ve heyecanla böyle gidince soğuk suya bayağı soğuk hissediyorsunuz. Bugün soğuk duş almada 4. gün arkadaşlar. Aynı zamanda uzun saçlar gitti artık kısa. Bugün 6. gün. Yok 6. gün. 7. Her sabah kalktığımda böyle bir soğuk duş alacağım için bir ufak bir rahatsızlık hissiyatı var. Bu hoşuma gitmiyor değil açıkçası. Bayağı keyifli benim için. Bir hafta bitirdiğimde birazcık daha iyi hissetmeye başladım. Hatta 7. günü keyif aldığımı da söyleyebilirim. Bu süreçte soğuk duş alma ile ilgili araştırmalar yaparken yeni şeyler keşfettim. Hatta bu çoğu beni çok şaşırttı arkadaşlar. Vücudumuz genelde rahat ve güvende olmayı ister ve seni yapmak istediğin şeylerden ya da istediğin hayattan uzak tutar. Ufak bahaneler üreterek kendinde hiçbir eksik görmeden hatta daha denemeden birçok şeyi vazgeçmene sebep olur.
Sabah erken kalkmak, antrenman yapmak ya da konumuzda olduğu gibi soğuk duş almak. Aslında olay sadece soğuk duş almak değil, zor bir alışkanlığı vücuduna, yani bir nevi kendine yapabileceğini kanıtlamak ve ardından gelen mutluluğa erişmek. İlk gün için iyiydi. Saçlara bak. Bir haftayı doldurduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bayağı iyi. Her duş bittiğinde böyle bir enerji patlaması, sanki suyun altına girmemişim gibi bir hisle günüme devam ettim arkadaşlar. Daha sonraki günlerde de keyif aldığım, yapmak istediğim bir şey haline dönüşmüştü artık benim için. Bugün 13. gün akşamı arkadaşlar ve ikinci kez almak istiyorum soğuk duşu. Normalde hiç soğuğu sevmeyen bir insan olarak, gönüllü olarak akşam ayrıyetten bir daha soğuk duş almak istemem benim için biraz şaşırtıcı aslında. Kamerayı hazırlamamıştım, şimdi koydum. Hazırsanız girelim. Direkt giriyorum, artık alıştım. Bir zamanlar her sabah 5 denediğimde çok beğenip daha sonrasında tamamen hayatıma entegre etmem gibi. Soğuk duş da büyük ihtimalle bunlardan biri olacak benim için. Siz de denemek isterseniz böyle birkaç tane farklı yöntem var. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim şimdi kısaca. İlk olarak sıcakla başlayıp yavaş yavaş soğuğa indirebilirsiniz. Bu yapılabilecek yöntemlerden şu anda Lena bunu kullanıyor. Diğer ise arkadaşlar, vücudunuzdan bölüm bölüm giriş gerçekleştirebilirsiniz. Önce kafadan başlayıp sonra göğsünüze, sonra tüm vücudunuz, sonra sırtınızı yapabilirsiniz. Ama bu benim için en zorlarından biri. Çünkü sırtımı döndüğümde gerçekten çok soğuk hissettim. Benim bu videoda kullandığım yöntem her zaman bodoslama olarak girmekti arkadaşlar. Gelelim sonuç bölümüne. Direkt soğuk duş almanın sağlık açısından yararlarını öğrenebilmem için biraz daha zamanın geçmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama şu anda antrenmandan sonra oluşan kas ağrılarına çok iyi gelmesi ve gün içerisinde harika bir enerji vermesi yararlarından diyebiliriz. Ama en önemlisi, bu olayın sadece soğuk duş almak ile alakası olmadığını, korkularımıza olan bakış açımızı, rahatsız bir ortamda nasıl hareket edebileceğimizi, hatta hayatımızı bile değiştirebileceğini öğrendim bu deneyimimde. Şimdi gelelim sizin için olan challenge'ıma arkadaşlar. Bu kanalda düzenlediğim ikinci challenge olacak bu arada. Bir önceki bir gün boyunca telefonsuz vakit geçirmekti. Bu sefer duşa gireceğiniz zaman birçok insanın tercih edeceği rahat olanı seçmek yerine tam tersini yapıp suyu soğuğa çevirin ve öyle duş alın. Daha sonra isteğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugün ile beraber benim denemem toplamda 2 hafta oldu arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir ayın sonundaki düşüncelerimi öğrenmek ister misiniz? Bununla ilgili bir video yapalım mı? Düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak çok büyük destek olmuş olursunuz. Bu şekilde daha fazla insana ulaşabiliriz. Görüşmek üzere. Lena! I forget towel, babe. Ben Engin. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 12 ülkede yaşama planım var. Ve bu süreçte her pazartesi ve perşembe YouTube üzerinden içerik paylaşıyorum. Kanala destek olmak istersen Patreon'a üye olabilir, karşılığında YouTube veya başka herhangi bir platformda paylaşmadığım videolara ulaşabilirsin.